Efendim merhaba, ben Okan Ateş, haber bülteniyle karşınızdayız. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da nokta operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. Habertürk ve Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin'le operasyon detaylarını konuşacağız. Çetin Erçetin, son günlerde biliyorsun özellikle Irak'ın kuzeyine, sınır ötesine birçok operasyon düzenleniyor. Ve bu operasyonda da sözde yöneticilerden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi. Özellikle psikolojik, örgüt üzerindeki psikolojik baskı adına yine önemli operasyonlardan biriydi bu. Sen nasıl değerlendirirsin? Okan, tabii aslında burada en dikkate değer iki tane temel parametre var. Bunlardan biri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Kandil'e ya da sınırların hemen yanı başındaki ZAP, Avaşin gibi sınırın yakın bölgelerine değil, aynı zamanda sınırın 80 kilometre derinliğindeki Sincar bölgesine de çok ciddi operasyonlar düzenleyebildiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii Okan, buna bağlı olarak aslında sadece bu operasyon özelinde söylemiyorum ama geçtiğimiz günlerde Hasekide, Kamışlı'da, yine Kobani bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İşbirliği gerçekten sağdan gelen bilgilerin analizinin gerçekleştirilmesi ve düzenlenen operasyonlar gerçekten çok olumlu sonuçlarla ortaya çıkıyor. Sadece Suriye üzerinde düşünecek olursak bugüne kadar örgütün 84 tane önemli ismi öldürüldü. Ki bunlardan 50'ye yakını çok üst düzey yöneticiydi ki bunlar Kobani ve Kamışlı, Haseke gibi bölgelerde etkin isimlerdi. Şimdi aynı şekilde şöyle biraz son 3 yıllık operasyonel sürece baktığımız zaman da Sincar'da çok etkili örgütün elebaşları öldürüldü. Örneğin daha 2 yıl öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı örgütün en üst düzey isimlerinden ve Sincar sorumlusu Zeki Sincari öldürdü ve etkisiz hale getirildiğinin haberinin duyulması üzerine örgüt uzunca bir zaman bunu saklama gereği duydu. Ardından da zaten aleni bir şekilde 72 saat içerisinde açıklamak durumunda kaldılar. Şimdi tabii bu durum aslında şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir, örgütün kendi içindeki hareket kapasitesi giderek kısıtlanmaya başladı. Yani burada aslında örgütü yönelik düzenlenen operasyonlardaki temel amaç örgütün üst düzey yöneticilerini öldürmek, örgütün üst düzey yöneticilerini ortadan kaldırmak ki bu zaten örgütün içerisindeki ideolojik kırılmayı da örgütün içindeki askeri yapılanmayı ya da terörist yapılanmayı da ya da diğer bir ifadeyle silahlı yapılanmayı da çok ciddi anlamda çökertti. Şimdi şöyle biraz tabii geçmişte bugün değerlendirmesi yapmak gerekecek böyle bir operasyon için. Son 5 yıldır örgütün üst düzey yöneticileri ne Kandil'de ne Sincar'da ve son 1 yıldır da ne Kamışlı'da ne Haseki'de bir araya gelebilmiş değiller. Bu aslında örgütün ne kadar 5 yıldır içine düştüğü psikolojik yansımayı dışarı vuran temel bir tablo. Yani örgütün üst düzey yöneticileri, politbüro üyeleri ne Kandil'de ne Sincar'da bir araya gelemiyorlar. Çünkü havadan devamlı takip ediliyorlar. Şimdi tabii burada aslında bir başka perspektif daha var. Bu bence en önemli dikkate değer noktalardan biri. Şimdi geçtiğimiz 40 yıllık bir terörle mücadele sürecini topyekun ele alacak olursak. Burada da eskiden tabii F-16'lar gidiyordu, operasyon düzenledi. Zaman zaman çok başarılı operasyonlar oluyordu. Zaman zaman da çok az bir teröristin ölüm haberi geliyordu. Ama bugün artık durum çok farklı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı gerek Irak'ın Kürt bölgesinde, gerek Irak'ın merkezinde. Yani bunu çünkü biraz daha çeperi geniş tutmak gerekecek. Erbil, Süleymaniye, Duhok özelinde değil. Aynı zamanda Musul'da ki Sincar Musul'a bağlı bir bölge. Geçtiğimiz günlerde Mahmur'da bir operasyon gerçekleştirildi. Yine Mahmur'da Musul'a bağlı bir bölge. Dolayısıyla terör örgütü PKK'nın Irak'taki tüm hareketliliği çok yakın bir takibi alınmış durumda. Yani şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Sadece teknik donanımla ya da İHA'larla, SİHA'larla düzenlenen operasyonlar değil. Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat gücünden aldığı bilgiler de çok önemli. Çünkü zaten hangi terör örgütü liderinin nereye hareket ettiğini, nereye gittiğini
siz yerelden aldığınız bilgilerle hızlı bir şekilde İHA'ları, SİHA'ları teknik imkanları olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şey tabii Sincar için geçerli bugün ve çok şükür son bir yıldır da Suriye'de de bu anlamda çok ciddi bir başarı sağlanmış durumda. Yani aslında Bedirhan abinin öldürülmüş olması, etkisiz hale getirilmiş olması çok sürpriz değil bana göre. Çünkü zaten terör örgütünün Sincar'daki bütün hareketlerini Milli İstihbarat Teşkilatı takip ediyor. Bakın en başından beri 4 yıldır Sincar'dan sorumlu olan tüm terör örgütü elebaşları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği başarılı operasyonlarla öldürüldü. Yani aslında Bedirhan abinin öldürülmesinden sonra Kandil'den talimatla yeni bir örgüt lideri daha atanacaktır, gönderilecektir. Emin olun o da önümüzdeki bir yıl içerisinde o da öldürülecektir. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay artık sahaya o kadar hakim ki kim geldi, kim atandı, kim nerede, hangi güzergahları kullanıyorlar, nereye gidiyorlar, bu bilgiler zaten çok hızlı bir şekilde ellerine ulaşıyor ve dolayısıyla operasyonel süreç de bu anlamda çok hızlı seyrediyor. Yani bugün bu operasyon çok anlamlı, çok önemli çünkü örgütün bir elebaşı daha öldürülmüş oldu ve örneğin Sincar'da YBŞ dediğimiz işte ezidi gücü olarak tanımlanan ama özünde tamamen PKK'lılardan oluşan ve Irak merkezi yönetiminden maaş alan bir yapının bir komutanı konumdaydı, sözde komutanı konumdaydı Bedirhan abi ve bugün açıklandı ki operasyon 2 gün önce bildiğim kadarıyla yapılmıştı ve başarılı bir operasyondu. Ama bu gösterdi ki artık terör örgütünün hiçbir lider kadrosu rahat uyumuyor, rahat hareket etmiyor. Hatta Sincar'a yeni gönderilecek bir elebaşı, o da bu görevi kabul ederken kaygıyla, korkuyla kabul edecektir. Çünkü MİT'in ve Genelkurmay'ın her an bölgedeki hareketliliği enselerinde olacak, yanlarında olacak ve her an operasyon yapma koşulları geliştiği anda zaten etkisiz hale getireceklerdir. Şunu belirteyim, Sincar bölgesi bu dönem çok hareketli bir dönemde. Çünkü Suriye'de çok hızlı gelişmeler var. Bir taraftan Suudi Arabistan Suriye'deki yardımlarını kesti. Ama diğer taraftan da bazı devletler, mesela İran çok hızlı bir şekilde Sincar'ı kullanmaya başlamış. Yaparken Haçlı Şabi'den ve PKK'dan ciddi destek alarak bunu gerçekleştiriyordu. Aslında bu sadece PKK'ya vurulan bir darbe değil. Aynı zamanda Suriye'de Suriye sahasını karıştırmaya çalışan güçlere karşı da önemli bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor Okan. Peki Çetin Erçetin, çok çok teşekkürler aktardıkların için.